verdi Lig dizayn ediliyor. Söylüyorum ya. Beni hakemeye verdi herkes. Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Lig dizayn ediliyor abi. Bu dizayn abi. Top oynadınız ya. Çıldırır mısınız, çıldırmaz mısınız? Ben bunlar yüzünden hakem oldum ya. Ben bunlar yüzünden hakem oldum. Bu hakem çünkü artık İstanbul'a mı geldi. Ben dedim ben beni götürüyorlardı ama arada. Hilmi Ok olmasa beni götürüyorlardı arada. Beni Pansuman mı götürüyorlardı. Şey diyor ki, Beşiktaş Başkanı, kasanın içinden diyor, e, çürük elmaları diyor atın. Büyüklü küçüklü diyor. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Hocam, hakemliğimin son yılında bir kasa elmanın içinden iki üç çürüğü atmazsanız bütün kasayı kaybedersiniz dedim. Çürür dedim. Ne oldu biliyor musunuz? O zamanki MHK Başkanı beni disiplin kuruluna verdi. Bir yıl ceza Nurçe Bey, senin söylediğini ben o zaman söyledim. Hakemdim. Hakemken söyledim. Bir yıl ceza yedim ya. Niye alındın MHK Başkanı? İsmini vermeyeyim o bilir kendisi. Niye alındın da beni cezayetine verdin? Maç satan hakemler. Senin zamanında iyi biliyorsun. Maç satan hakemler o cezayı yemediler. Bu elmaları temizleyemiyorlar abi. Ben çok uğraştım, çok temizledim. Bizim grup temizledi. Ahmet Çakar falan da bilir. Ahmet Çakar da yanımdaydı. Yusuf, musuf beraber temizledik. Ama mantar gibi çıkıyorlar abi. Halen devam ediyor. Çıkıyorlar abi. Ya. ya bir de beş... Yani kökü temizleyemiyorsun. <laughs> Büyük yani şimdi Zekeriya'ya vallahi üzülüyorum da. İyi niyetli adam. Zekeriya iyi çocuk. Düzgün adam. Ama abi hangi birisinde uğraşsın ya? Şimdi bakıyorum ama bunların temelini yapmak, temelinden halletmek lazım. Şimdi <laughs> Cüneyt Çakır bunu yaptı değil mi? Ben sana söyleyeyim. Verme abi altı hafta. Fırat Aydınuş verme abi. Ötekini ver ya. Onlar yapsın. Hocam bu kelleleri almazsanız der. Geçen sene Konya maçından başladı. Yusuf Lamoğlu ikisinin kellesini alıyordu. Üç kulüp çıktı. Beşiktaş, Fener, Başakşehir. Şey baş Başakşehir. Dediler ki hakem de insandır hata var Yürü lan. O hakemlik yok artık. Ben hakemdim. Gördüğümü çalıyordum. Göremedim mi pardon diyordum. Öyle bir şey yok ya. Televizyon var. 60 yerden görüntü çekiyorlar size. Hakemlik mi kaldı? Bunlar yapıyorlarsa bunu o zaman şart var abi. O zaman başka şeyler var. Arkadaşlar bu iş oyuncak değil ya. Milyonlar dönüyor. İnsanlar ölür yarın ya. Bitirin abi. Güneş Çakır'dan bir alt olmaz artık. MHK'ye oynuyor. Fırat Aydınus MHK'ye oynuyor. Yolla gitsin abi. Bunların MHK'ye geldiğini düşünebiliyor musunuz? İşte FIFA, FIFA Kuklarsın. Allah, ım Allah ım hocam, hocam. Hocam be. Düşünebiliyor musunuz? Allah kokardı. Yusuf da namuslu adamdır. Düzgün <laughs> adamdır. Ama yapamadı. Bak. Geri döndü. Ben olsam böyle yaparım. Ben bu iki hakemi sezon sonuna kadar vermeyeceğim. Siz imza mı topladınız? Ben gidiyorum. Hocam şimdi, şimdi Avru aynısı şeyde var. Avrupa Şampiyonası. Zekeriya'da. Ho Senin Hocam. FIFA kokartlı hakemin Cüneyt Çakır nasıl vermiyorsun? Hocam, ya görev vermezlerse Hocam. Hayır ben Yanlış anlamayın. Cüneyt Çakır'ın avukatlığını yaptığım için söylemiyorum. Abi artık UEFA'yı mu bırakın abi. Yok UEFA verir abi. Siz UEFA'yı tanımıyorsunuz. Bence vermeyebiliriz. Abi UEFA'yı filan... Abi ben o... Ya ben. UEFA beni ilgilendirmiyor. Aynen. Benim aynen. Benim aynen. malımı mundan aynen. ediyorlar ya. Benim malım mundan oluyor ya. UEFA değil olar. UEFA'dan bana ne? Benim malımı mundan ediyor kardeşim. Aynen. Sen verirsen ver. Aynen. Ben veririm ikincilikte maçı ona. Üçüncülükte. Hocam... Veririm üçüncülüğe. Antrenman yapar gider. Ligde vermem abi. Ancak o zaman düzelir bu iş. Ya bunların gazetelerde filan da silah silahşörleri var. Bakın neler oluyor görüyorsunuz ya. Hocam bir İnanılır şey... gibi değil. Neler çıkıyor, ne haberler çıkıyor. Çıkar haberlerin bir kısmı doğru. Araştırdım. Hangisi? Hangisi hocam? Var ya biri yazmış ya. Zekeriya çağırmış üç hakemi. Nasıl görmezseniz kardeşim demiş. Sen ne Derbinin Gerbilin hakemleri. Evet. E, sızdı dışarıya sızmış. Nasıl sızıyor? Oh, oh. Doğru o yazılanlar doğru. Kim yazıyor onları? Ne doğru hocam bilmiyor belki seyircimiz. Tabii işte sizden, gelmedi mi? Bana geldi. Ay de, bizde. Şeyler istibar... internet, şeyden geldi. Whatsapp'tan bana geldi. Çağırmış üç hakemi. Demiş ki Cüneyt'e. Görmedin mi pozisyonu mangu mamu? Sen niye demiş çağırmadın ya? Mamu mamu. Öteki ne de fırça? Kim Nasıl sızdırıyor? yaparmış bunu Cüneyt Çey? Zeki. Zekeriya. Zekeriya. Niye yapmasın ya? Peki kim sızdırdı hocam sizce? He? Kim sızdırdı o konuşmaları? Sizce tahminen. Kim sizce? Sence kim? <laughs> Bence hakemler. Hangi hakemler? Hadi Ça bakalım. Çağrı'nın hakemleri kim olacak ha. hocam? Orada başka hakem yok ki. Demin ne dediniz? Medyada ne var dediniz? Tamam da hangisi sızdırdı sence? <laughs> orada en kıdemli hakem kimse o sızdırmıştır. Ya da en kıdemli hakem. Hangi yoldan gitti peki? Tahminen diyorsun yani. Bir görevi ona vermiştir en kıdemli hakem ha. kimse. Hangi o yoldan gitmiştir o da? WhatsApp'tan herhalde. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir şey söyleyeceğim. Bir, hem yani sizin fikrinizi de soracağım bu konuda. Bir bir kere az önce de söyledim. Yani Fırat Aydınus bir pansuman yaptı. Beşiktaş takım buna da ihtiyacı yok. Zaten tepki gösterdi. 11-11 oynansa Beşiktaş takımı daha başarılı performans verebilirdi. Vermeyebilirdi İnsanlar da bunu değerlendirdi o zaman. Onu bilemeyiz tabii. Ee, ama e, özellikle bu var A takımına yapıldığı zaman ben bugünkü maç için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum B, A takımına bir şey yapılıyor lehine. B takımı zarar görüyor. E bugün eğer A takımın lehine oluyorsa B takımın aleyhine diğer zaman A takımın aleyhine olacak B takımın lehine değişecek işler. Kaybeden kişiler. futbol olacak. Yani, genel yapı olarak az önce Erman Hoca söyledi. Futbolun değeri özellikle mı? korumamız. Lafını unutma bir şeyden söyleyeceğim. Geçen hafta Sivas'ın ikinci yediği gol offside değil. Şey, e, offside. Son dakika i̇kinci gol offside. Evet. Çizgi, Net offside. Evet. Kim çekiyor o çizgiyi şey? abi? Nasıl çekiyorlar? Evet. Arkadaşlar bu işler hakikaten enteresan olmaya başladı. Ya. Evet. Hepimiz seyrettik ya. Sana göre offside, sana göre offside, evet. sana göre offside, sana göre bana göre offside. Evet. Çizgiye göre sen değil. Nasıl çiziyorsunuz abi o çizgiyi? Gönderin Alman İngiltere'ye çizgiyi çekin bakalım ne oluyor. <laughs> o çizgiyi. Hocam bir şey soracağım. Yani. Şimdi yani. Suat Aslanbağ'ın işte. Şimdi beş... ben gelecek tehlikelerden bahsediyorum ya. İkinci yer hocam. Hayır hocam bir, bir şey, şey diyordum Bir hani, şey Trabzon. Evet. Kim gidiyorsa Allah korusun böyle PKK falan gibi böyle yolu filan kesilebilir bir yerlerde. Öyle bir yerde keserler ki iki sarı üç kırmızı. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Yayıncı kuruluşta çalışıyorum. Bana içeriden haber geliyor kazan dairesinden. Erman abi bilmem hangi maçta yani. Büyük takım değil başka maçta. Abi iki kırmızı var. İnanılır gibi değil. Peki o kırmızı gören takımın önümüzdeki hafta kimlerle oynayacak bir bakın diyorum. Geliyor. Veya sarılar. Geliyor. Hazırlanıyor. Lüfer hazırlanıyor. Lüfer böyle kıkırcık şık götürüyorsun. Tadını soç böyle. kılçığı yok lüfer. I? Seni götürüyorlar. Hazırlıyorlar. Hazırlıyorlar ya. Bir oynatıyorum alakası yok. Sarıyla kırmızıyla pozisyon. Alakası yok. Bir maç var bir hafta sonra veya iki hafta sonra. Hazırlanıyor lüfer. Ben lüferi güzel kendim ayıklarım. Ama önüne geldiği zaman da güzel abi. Kılçık alınmış löp löp ye. Fileto. <laughs> hocam şimdi az ya gülüyorsunuz ya. Yok yok. yok gülüyoruz. hocam, ya hocam, ona Hocam, gülüyoruz. hocam, hocam gülüyoruz. tabii yani, ki, yani, örnek Ya böyle oldu ya. Ne ya. mı yani? <gülüyoruz> ne esasen... hocam aynı devam ediyor işte. Aynen gidiyor. Evet. Ağlanacak halimize de gidiyoruz. O da ayrı konu da. Hocam, Ayıp ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Suat Aslanbağ, Beşiktaş, Başakşehir, Vodafone Park'taki maçta işte hakemliği neyse ondan sonra yaptığı hatalardan dolayı işte bırak bırakması istendi. Arkasından tekrar bir kararla döndü. Yani şimdi Suat Aslan bunu yaparak bir mesaj veremezsin içeri. Erman Hoca az önce söylüyor ya sen madem öyle burada isimli kimse onları eğer bir hakemle ilgili hakemlikle ilgili yaptırım yapacaksan diğerlerine mesaj vereceksen onlarla ilgili yapacaksın ki herkes kendine çekil düzen verecek bu bir. İkincisi hakemler eskiden Ufuk Özer'ten ben de e, milli takımda çalıştığım dönem zaten Ufuk ile beraber o döneme e, MHK'nin başındaydı hocam. Sen de Ankara'dan çok arkadaşım ya. Evet çok da çok düzgün bir insan. Be. Ben de çok seviyorum. Mesela çok e, eşikten e, eşikten Ufuk Özerten zamanı soru, hakemler o zaman görev yok. Ben soruyorlar. Ya işte bu paralar az vesaire bilmem diyor ki bu işin içine para gelirse farklı kulisler döner. Şimdi farklı kulisler, farklı işler döner diyor. Onun için olmaz. Hakem gönül işi şey olmalı. tabii, tabii, olmalı. Eğer bu iş profesyonelliğe dönerse bizim ülkede sıkıntı olur. Şimdi hakemler üç kategoride değil mi bizde? Birinci kategori elit kategorisi 22 bin lira alıyor. İkincisi 17 bin. Üçüncüsü 12 bin alıyor. Ya elitte sen büyük maçta bir de gittin mi aylık 50-60 bin lira para geliyor. Şimdi bu rakamlar evet gelebilir. Ve de %90'ı da bu yüzden de memurluk hayatını bıraktı profesyonel oldu. Ama burada iş çok enteresan bir noktaya geldi. Bıraktı sırf burada hayatını idam ettiriyor. Çoluğu çocuğu vesaire annesi bilmem neyse gelecek hazırlıyor. Bunu hazırlarken de bir şeylerden taviz veriyor mu? Acaba ben tekrar buradan ayrılırsam memuriyete dönebilir miyim? Ne yaparım ederim? Yani bu işi profesyonel bizim ülkemize evet yapıldı. Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi modellendi. Ama biz